Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün tamamen spontane bir şekilde gelişen bir video ile karşınızdayım. Birçok teknoloji içeriği üreten insanlar yanına taşındıkları ekipmanları hakkında çantamda ne var tarzında bir video çekiyor. Ben de bugün böyle güzel bir ortam bulmuşken bu videoyu çekmek istedim size. Bugün yanımda taşıdığım ekipmanları göstereceğim. Bunları genellikle dışarıda çalışacaksam ya da bir etkinliğe gideceksem sırt çantamda koyduğum ekipmanlar. Dilerseniz beraber başlayalım. Çantam gördüğünüz gibi standart bir çanta, sırt çantası, laptop çantası olarak da geçiyor. İçinde neler var onlara bir başlayalım. Eğer bir çekime gideceksem yani ya da bir yere gideceksem, bir etkinliğe gideceksem yanında şöyle Zhiyun'un Smooth Q3 isimli gimbal'ını taşıyorum. Şu anda kameraya bağlı ama aynı zamanda çantamda bulunan ekipmanlardan biri. Yakın zamanda aldığım K9 isimli yaka mikrofonu, kablosuz yaka mikrofonunu taşıyorum. Bunu videolardaki dip sesleri engellemek amacıyla yaptım. Şu anda da bu ses kaydını, videonun ses kaydını bununla alıyorum. Bunun dışında birkaç tane powerbank taşıyorum yanımda. Şimdi diyeceksiniz ki niye birkaç tane? Kullandığım cep telefonunu aynı zamanda kamera olarak kullandığım için dolayısıyla bu tarz bir şeye ihtiyacım oluyor. Bir tane 30 binlik standart bir hızda olan powerbank'im var. Bir tane 10 binlik powerbank'im var. Bir tane de 10 binlik powerbank'im var ama bu powerbank aynı zamanda hızlı şarjı da destekliyor. Dolayısıyla hızlı şarj desteklediği için yanımda bulunduruyorum. Genelde içerik üretirken kullandığım birkaç ekipmandan birisi de iPad. Bu gördüğünüz iPad'i şu gördüğünüz kalemle kullanıyorum. Bu iPad 9. nesil. Bunda birçok işimi halledebiliyorum. Notlar almak olsun, sosyal medya olsun, Photoshop, Lightroom tarzındaki programları kullanmak olsun, özellikle GoodNotes tarafında not tutmak olsun. Bunlar benim ihtiyacımı gören şeyler. iPad'in 9. nesil bir tableti bu. Bu yanında kullandığımız kalem de hemen markası söyleyeceğim. Markası aslına bakarsanız yok. No name bir marka. Bir ucuz bir Apple Pencil bir alternatifi. Şu anda işimi gördüğü için, çok profesyonel olarak da kullanmadığım için bunu da yanına taşıyorum. Bunun yanına taşımanın sebebi bir kalemi saklaması kolay oluyor. İkincisi de içinde şarj aleti var. Standart Lightning'de şarj olmuyor bu. Değişik bir şarj aleti var. Onunla şarj oluyor. O yüzden bunu da yanına taşıyorum. Tabii bu kadar malzemenin yanına taşıdığım en nihai ürün ise yazılım işiyle uğraştığım için çoğu zaman uzaktaki müşterilere ya da kendi bilgisayarıma bağlanmak için ihtiyaç duyduğum laptopum. Bu Huawei'in D15 modeli 2020 ya da 2021 olması lazım. Çok emin değilim. i5 10. nesil 8 GB RAM 256 SSD'si var. Şarj uzun gidiyor. Özellikle kod yazarken ya da uzaktaki bilgisayara bağlanırken. O yüzden yanımda taşıyorum bunu. Onun dışında bir de bu yanındaki ürünlerin şarj aletleri var. Kullandığım ürünler arasında laptopumdan memnunum. Çünkü sadece uzaktaki bilgisayara bağlanmak için kullanıyorum aslına bakarsanız. Dolayısıyla benim işimi rahatlıkla görüyor. Powerbank'lerde de bu 30 binlik olan oldukça işime yarıyor. Diğer 10 binlik daha çok böyle cep telefonunu, gimbalı falan şarj etmek için kullandığım bir powerbank. Kalemle dediğim gibi memnunum. Zaten yakın zamanda bu kalemin ve tabletin bir deneyim videosu gelecek. Orada detayları anlatıyor olacağım. Dediğim gibi bu videoyu çekme sebebim hem elimdeki ürünlerin, çantamdaki ürünlerin neler olduğunu göstermek hem de bir içerik üreticisi olma yolunda ilerleyen ben dışarıda video çekerken nelere ihtiyaç duyuyor, neler götürüyor çalışmak için. Bunları size göstermek aslına bakarsanız. Kanalın ilk videosu böyle bir hazırlanmış, böyle resimli videolu yazıdan oluşan, arka planda müzik olan bir videoydu. İşte ben kimim tarzında bir içerikti. Bununla ilgili daha detaylı bir video gelecek. Bunu da buradan sözünü vermiş olayım. Orada bahsediyordum işte İzmir'de doğduğumu, işte kaç yaşında olduğumu vesaire. Burada genel olarak kamera karşısında konuşmaya başladığım için bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Ben 29 Mart 1994 İzmir doğumluyum.
İlk orta lise üniversite eğitimimi İzmir'de aldım. Lisede bilgisayar programcılığı üzerine okudum. Üniversitede bilgisayar programcılığı üzerine okudum. Ege Üniversitesi'nden mezunum. Okulda okurken okulun araştırma geliştirme ofisinde bir yıl boyunca çalıştım. Hemen ardından da 1,5 sene falan okulda mezunluktan sonra freelance web sitesi tasarımı, bilgisayar programları ve aynı zamanda araçmeta.com isimli bir girişimde hem editör hem de yazılım tarafında çalıştım. Ardından özel sektörde birkaç farklı firmada çalıştıktan sonra asker gitme kararı aldım ve 25 yaşımda ilk defa 2 yıllık mezunlara sunulan yedek astsubaylık hakkını değerlendirerek başvurdum. Ve 2 yıllık mezunlara sunulan bu fırsattan ben faydalanan ilk insanlardan biri oldum. 70 gün Ankara'da, geri kalan 10 ay 10 günde aşağı yukarı Gelibolu'da askerliğimi yaparak görevimi bitirdikten sonra İzmir'e geldim ve kendi firmamı açtım. Yazılım ve bilişim üzerine hizmet veren bir firmam var. Aslına bakarsanız bu firmam kapandı, başka bir firma olarak tekrar açıldı vesaire. Bu ilerleyen günlerin konusu olacak, başka bir videonun konusu olacak. Şu anda ise yabancı bir firmada, yani Amerika menşeli bir firmada, ismini veremiyorum, kendileriyle görüştüm. Vermemi istemediler. Amerikan menşeli bir firmada yazılım uzmanı olarak çalışıyorum. Geceleri çalışıyorum, gündüzleri tabiri caizse yatıyorum. Ben de bu yatış anımı sürekli ertelediğim YouTube'a video çekme konusunda geliştirmek istedim ve şu anda YouTube'a videolar çekiyorum. Tabii ki de sizin çok fazla desteğinize ihtiyacım var. Benim video çekmeye devam etmemi istiyorsanız, beni desteklemek istiyorsanız aslına bakarsanız, ben bunu hobi amaçlı yapıyorum. Asıl işim değil. Video çekmeye devam edeceğim. Bu çekmeye devam ettiğim süre boyunca beni desteklemek isterseniz eğer videomu beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sanırım bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.